Değerli misafirlerimiz, kıymetli konuklarımız, 8 Ağustos 1944'te ilçe olan ulusumuzun 72. yılını bugün yaşıyoruz. Öncelikle hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Az sonra sizlere okuyacağım bu türküleri, bu eserleri Türk milletinin tarihe yazdığı kahramanlık destanlarından esinlenerek yapılmıştır. Tıpkı bugün yaşadığımız terör olaylarında Türk milleti kolay sahip olmadığımız toprağına, bayrağına, birlik beraberliğine bir kez daha destan yazarak sahip çıkmıştır. Sahip çıkmaya da devam edecektir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Demokrasi nöbetimizin 25. gününde bu alanı darbe girişiminin olduğu geceden beri bırakmayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi değerli misafirlerimiz, konuşmalarını yapmak üzere Ulus Belediye Başkanımız Sayın Hasan Hüseyin Uzun'u davetle arz ediyorum. Ve sizlerin huzurunda ona teşekkür etmek istiyorum. Darbe girişiminin olduğu geceden bu yana kendisi bir akşam dahi olsa burayı bırakmadan, buradan desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Sizlerin huzurunda bir kez daha ona teşekkür ediyorum. Evet, çok kıymetli AK Parti ilçe başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız, çok kıymetli İlgene Mesuiyen, çok kıymetli belediyemizin meclis üyeleri, sivil toplumumuzun çok kıymetli başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve İlçemizin 25 gündür demokrasi nöbetini tutan ve ilçemizin çok kıymetli hanımefendileri, beyefendileri, hepiniz bu güzel akşamda bizlerle beraber olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bugün 8 Ağustos 2016, tam bundan 72 yıl önce ilçemiz kurulmuş. Bugünü hep beraber yaşıyoruz. Bugüne kadar belediyemizin başkanlığını yapan, meclis üyeliğini yapan ve belediyemizde bizzat görev alıp emekli olan olanların, Allah'ın rahmetine ulaşanlara Allah'tan rahmetler diliyorum. Hayatta yaşayanlara, hayatta şu anda aramızda olanlara da sağlıklar diliyorum, mutluluklar diliyorum. Ve kim bu belediyemize yine meclis üyesi olabilir, belediye çalışanı olabilir, sivil toplum üyesi olabilir. Kim bir çivi çaktıysa, bir tuğla koyduysa veya bir sözü olduysa, bir duası olduysa ondan da Allah razı olsun diyorum. Çünkü bu ilçemizin ve herkesin emeği var. Bu ilçemize bugünlere gelmesinde hepsinin emeği var. Onlara tekrar huzurunuzda teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Kıymetli ulus hemşehrilerim, bizler hizmetimizin 2. yılını tamamladık. 3. yılında mesafe alıyoruz ulus belediye başkanı olarak. Ben tüm belediye çalışanlarımla beraber, tüm birimlerimle beraber mesai merhumu tanımadan
7 gün 24 saat ulusa şu anda hizmet ediyorum. Ulusun sorunlarını çözmek için gayretle bütün çalışanlarımla çalışıyoruz. Bundan sonra da Allah bize sağlık, sıhhat verdiği sürece de bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz inşallah. Hizmete geldik. Bizim hizmet süremiz başladığında bundan işte 2 yılı geçti. Hemen ilçemizin en önemli sorunlarına, problemlerine, sizlerle seçimimin öncesinde paylaştığım, önüme koyduğum projelerime Allah bize başlamayı nasip etti. Sizlerin desteğiyle 30 Mart 2014'te belediye başkanı olduk. Destek olandan da olmayana da tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü bizim herkes destek vermeyecek mutlaka ama destek olmayanlar da belki bundan sonra destek olur. Onlara da teşekkür ediyorum. Şimdi biz tabii hizmetlere başladık. İşte geldik önce dedik ilçemizi en önemli sorunu dışarıdan gelen insanların lavaboları, WC'leri, otobüs terminali önemli bir yerdi. Buraları ele aldık. Buraları tadil ettik, tamir ettik, yeniledik. Yine ilçemizi kerelik şehir mezarlığına bir şekil şemal verdik. Girişini ve içindeki yolunu ve yine yeni alanlar açarak 2 kademe daha temizleyerek burayı büyüttük. Bu hizmet de önemliydi. Bunlar tabii en önemli hizmetlerdi. İlk yıl yine yol çalışmalarımız, tamirat çalışmamız derken tabii bu arada önümüzde bir ulusun altyapı projesi vardı. Kanalizasyon, yağmur suyu projesi. Bunun da ben teşekkür ediyorum. Benden önceki belediye başkanı, belediyemiz hazırlamış, önümüzde duruyordu. 2013'te hazırlanmış. Benden önceki belediye bunu 2 yıl bekletmiş. Bekletebilir. Biz bunu bir an önce başlamamız gerekiyor. Çünkü ilçemizi yeni yatırımlara açmamız için bizim altyapı projesini hemen başlatmamız gerekiyordu. Ve o konuda çalışmalarımızı yaptık, kaynağımızı bulduk ve gördüğünüz gibi geçen yıl kanalizasyon inşaatına Haziran ayının sonuna doğru başladık. 1 sene önce. Yani 1 sene 1 ay geçti. Şu anda kanalizasyon altyapı inşaatı çalışmalarımız tamamlandı. Yalnız 600 tane evimizin de parsel bağlantısı, parsel bacaları yapıldı. Fakat bunların, yani 600 tane parsel bacamız var, binalarımızın bağlayacağımız. Onlarla ilgili çalışmayı da belediyemiz çalışanları, çünkü vatandaşımız bunu yapamazdı. Bizler belediyemiz ekip kurduk. Bunu da şu anda zannediyorum 1/3'ünü tamamladık. Yani önümüzde daha bayağı bir, yani yarısına yakınını tamamladık diye düşünüyorum. Kalan yarısını da İşte Mezgiler mahallemiz kaldı. Onu tamamlayıp sonra da onların üst yapısını tamir edeceğiz. Bu çalışmamız da devam edecek. Tabi bu arada şehrimiz bayağı bir 25 kilometre kanal açıldı şehrimizde. 25 kilometre bir kanal. Yağmur suyu, kanalizasyon. Tabi bunun yanına bir şey daha ilave etmemiz gerekiyordu. İlçemizin içme suyu şebekesi asbest boruydu. AÇV'den asbest bu. Kanserojen bir maddedir. Türkiye'de de yasaklanmıştır. Ama yasak olmadan önce belediyemiz bunu yer altına döşemiş. Bizim bunu değiştirmemiz gerekiyordu. Bunu da bu fırsatı, yani altyapı nasıl olsa ulusun biraz yolları harap oldu. Bunu da aradan çıkartalım ki bizim için zor bir çalışmaydı ama sırf ulusun geleceği için bu yapılmalıydı ve bunu da yaptık. Çok şükür. Belediye çalışanlarımla üstün bir çalışmayla, gayretle ulusun kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatlarında merkezde, mezgelerde olan asbest boruları değiştirdik. Bu da yaklaşık 4 kilometre civarındadır. Bu hatlarımızı da yeniledik. Tabii ilçemiz şu anda üst yapıya hazırlanıyor. Tabii burada bir şey daha söylemeden geçemiyorum. Bu arada ilçemizin en önemli gelişmesi önemli olan imar planımızı da göreve geldiğimizde çalışmalarını başlattık, süreci işlettik. Şu anda imar planımız da onaylandı. 38 tane itiraz var. Onlarla ilgili de şu anda süreç yürüyor ama şu anda ilçemizin imar planı da hazır. Askıdan indi, onaylandı. Şu anda ilçemizin
gelişmesine en önemli payı olacak plan da ilave imar planı Samat Mahallesi'nde. Şehir ve şehrimizin belli yerlerinde de küçük ilaveler oldu. Özellikle Süymenler, Pür Mahallesi, Kasımlar Mahallesi, Kaldırım Mahallesi'nde bir kısım yenilemeler, yani ilaveler olarak ilçemizin de imar planı revizyonunu bitirdik. Tabii bu arada bu çalışma da bizim için önemliydi. Şu anda üst yapı inşaatını da gayret ettik. Sizlere de projesini bitirdik. Animasyonunu, 3 boyutlu halini internet ortamında, Facebook'ta, değişik kanallarda, belediyemizin meclis odasına sizleri toplayarak, işte belediyemizin, ilçemizin esnaflarını, sivil toplumunu, resmi kurumlarını da hepsiyle ilçemizin bu üst yapı projesini de paylaştık. Hepinizin de onayını aldık. Şu anda ben 15 Temmuz hain saldırı oldu. Bu saldırı bizi durdurmadı. Allah razı olsun belediye çalışanlarımızdan. Biz belediyede hiçbir çalışmamızı yavaşlatmadık. İnadına daha gayret ettik. Daha mesaimize daha fazla özendik. Ve ulusun üst yapı projesini de Allah'a çok şükür ihalesini hazırladık. 2 Ağustos'ta ihalesi oldu. Ve ihalesi gerçekleşti sağlıklı bir şekilde. Ve ihalemizin yüklenicisi belirlendi. Yüklenicilerimize de ihalemizin sonucunu tebliğ ettik. 4 Ağustos'ta. Yani artık bir 10 gün süreçte itirazları bekliyoruz. İtirazlar da kesinleştiği zaman sözleşmeye geçeceğiz. Yani bu ayın sonunda biz ulusun üst yapı ihalesi inşaatına başlıyoruz. Ulusumuza hayırlı uğurlu olsun. Bu çok önemli sevgili uluslu hemşehrilerim. Çünkü ilçemiz gerçekten zor bir dönem geçiriyoruz. Ben sabrınız için, bizlere gösterdiğiniz sabır için teşekkür ediyorum. Gerçekten toz, toprak, yani ilçemizin halini, kışı çok kötü geçirdik. Biliyorum araç sahipleri çok zorlandı. Hepsinden tekrar haklarını helal etmesini rica ediyorum. Çünkü bu ulus için değerdi. Bunun için biz üstümüze düşeni, inanın bunu size şey yapmak için söylemiyorum. Bu daha uzayabilirdi. İnanın bu tamamen bizim çalışmamızla, arkadaşlarımın mesailerine o kadar dikkat etmeleriyle, işlerini o kadar önemsemeleriyle bu süreci elimizden geldiğince ben size samimiyetimle söylüyorum. 1 yıl kısalttık. Aslında normalde üst yapıyı seneye yapılacak ihalesi. Yapılabilir. Çünkü başka belediyede araştırırım. En az 2 yılı geçirirler. Niye? Kanallar çöksün. Siz otursun. Çünkü risktir yani. Bakın hatırlayın. Bizim Karataş'ın oradan Kelebek sitesi Çınarkent'e kadar olan hattı yeniledik değil mi? Üstünü tamir ettik parkeyle. Ne oldu? Çöktü değil mi? Bazıları da sevindi. Ya dediler belediye bir işi beceremiyor. Bu işin realitesi bu arkadaşlar. Bu işin realitesi bu sistem çöker. Bu öyle biz oraya beton dökmedik. Normal bir esnek malzeme. Bu mutlaka oturacak. Belli bir süreç beklemek gerekiyor. Ama biz insanlarımız zahmet etmesin. Çünkü çok tepki alıyorduk. Ne yapalım? İnsanlarımızın anlatamıyorduk da çabuk yaptık. Tabii çöktü. Süymenler yolunu biliyorsunuz yine. Süymenler tarafına giden. Tekişler kısmında. Orada da çöktü. Bunlar oldu. Ama ben şehir merkezinde olmayacak. Çünkü şehir merkezinde biz iyice sıkıştırmayı. Dikkat edin. Günde benim aracım hiç durmuyor. Yani aracözümüz şehri siz de görüyorsunuz. Kuru bırakıyorum hiç. Sürekli ıslıyoruz. Niye ıslıyoruz? Daha iyi sıkışsın. Hem tozmasın hem de bundan sonra olacak yapının da daha emniyetli olması için. Yani üstüne yapacağımız bundan sonraki parke kaldırımımızın çökmemesi için. Ve bu çalışmaları elhamdülillah şu anda tamamladık. İhalemiz yolumuz yolunda gidiyor. Bizim yine çalışmalarımız durmuyor. Biz yine ulusal devlet yatırımlar bunu da takip ediyoruz. İşte hastane inşaatımız bitti. Ulusa çok güzel bir hastane kazandırdık. Çok güzel olmadı mı? Yine ilçemize çok güzel bir mesleki okulu binası yaptık. Bunu nasıl yaptığımızı hep size anlattık. Ulusumuzun çok kıymetli büyükleriyle beraber olduk. Kaymakamımız, belediye başkanı, ulusun mütevelli heyeti, yani ulustaki
Hizmet Vakfımızın değerli başkanı, hep beraber ta İstanbul'lara gittik, ilçemizde, önce ilçemizdeki insanlarımızın kapı kapı gitmediğimiz esnaf yoktur. Benden para istenmedi diyen esnaf yoktur. Yardım istenmedi diyen yoktur. En küçük esnaftan dahi yardım istedik. Verenden de vermeyenden de Allah razı olsun. Allah'a çok şükür, ulusta birliğin, beraberliğin temeli Ulus Meslekçisi Okulu'dur. O binayı gören desin ki, bu bizim toprağımızdan çölmek olmaz evladım derdi. Eskiden yaşlılarımız vardı. Biz bunu kırdık Allah'a şükür. Artık bizim memleketimizin toprağından da çölmek oluyormuş. Ulus Meslekçisi Okulu budur. Ben bunu size bu kadar söylüyorum. Yani ulusun toprağından da çölmek oluyor. Bunu kırdık çok şükür Allah'a. Bunu da özellikle altını çizerek söylüyorum ki bizim hala borcumuz var. Hiç önemli değil. 200 bin lira bir borcumuz var. Arada sırada bir dostlarımız geliyor. Borcunuz var mı diyor. Biz var diyoruz. Ya ben diyor 500 vereyim, 1000 lira vereyim. İşte Ulus Hizmet Vakfımıza yönlendiriyoruz. Allah razı olsun. Başkanımız da onları makbuzlarını kesiyor, takip ediyor. Ama biz hiçbir zaman boynumuzu bükmüyoruz. Yapılan hizmet ulusundur. Ulus halkınadır. Kat kat helal olsun. Hiçbir zaman yüzünüze de vurmuyorum. Kat kat ulusa helal olsun. Bizim bu ulusa bunu, ulus bunu hak ediyor. Yani ben ulus insanına bunun hak ettiğine inanıyorum. Yine sevgili uluslu hemşerilerim, büyüklerim, yine biz devlet yatırımlarında devam ediyoruz. Ulusun yine en önemli projesini, devlet yatırımı, devlet su işlerinin yaptığı şu anda ulus çayı ıslah projesi. Çok güzel devam ediyor. Sayın milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç'tan ve hükümetimizle de burada teşekkür ediyorum. Hükümetimizin kıymetli üyelerine, Sayın Orman Su Bakanımıza, hepsi bize bu ulusla ilgili tüm takip ettiğimiz projelerde bize bütün kapılar açtılar. Bu iki yıl zarfında biz bu hizmetleri Allah'a çok şükür hepsini gerçekleştirmeye gayret ettik. İşte hastanemiz bitti. Şu anda Ulus Çayı projemiz önümüzdeki yıl tamamlanacak. Çerçi Deresi var içinde. Şu anda daha asıl süsünü görmediniz. Üzerinde iki tane köprümüz var. Ulus Çayı'nda, Çerçi Köyü, Çerçi Deresi'nde köprülerimiz var. Yine devam edecek Süleyman Deremiz yapılacak bu işin devamında. Bunlar bizi heyecanlandırıyor, mutlu eden. Ama dedim ya, sonra çok güzel olacak. Aynı ulus üst yapısı da tamamlandığı zaman, geçen bahsetmiştim, bu geçen hafta, birkaç gün önce, bu tören alanı bizim şu anda olduğumuz yer, biz burayı yeniden düzenliyoruz. Kocagöz Konağımızda Cumhuriyet Meydanımızı bütünleştirip, burası çok güzel bir tören alanı olacak. Cumhuriyet alanına yakışır bir alan ortaya çıkartacağız. Hem ilçemizde böyle etkinliklerimiz, bütün programlarımız bundan sonra burada daha geniş, daha rahat ortamda gerçekleşecek. İşte projemizin, önümüzdeki projemizi inşallah yılbaşına kadar bu projeyi de ortaya çıkartacağız. Şimdi yine bizim devlet projelerimizde en önemli projemiz biliyorsunuz Ulus Göleti. Eldeş Göleti. Ulus'ta şu anda Eldeş Göleti inşaatı başladı. Ulusumuz hayırlı olsun. Bu göletin bize ne faydası var? Şu anda biz şelaleden su aldık alamadık. Bitti bitiyor. Şelale bize su vermiyor. Yıllarca çok şükür bize her senede hatırlarsınız yaz aylarında ulusta su sorunları yaşanır. Biz tabii gayret ediyoruz. Bazı destekler yaptık. Şehir içinde asbest borları değiştirdik. Bu sene biraz su kayıplarımızı düşürdük. Bu bize ne sağladı? Geçen sene biz bundan bir ay önce, bir buçuk ay önce keson kuyulardan su basıyorduk. Şu anda çok şükür keson kuyulardan su basmıyoruz. Neden? İşte o da şehrimizin altyapısındaki o tamiratları, arızalı borular değişti. Asbest borular. Yeni polietilen alın kaynağı yapılarak üretilen yeni su şebekesi yaptık. Tabi bu önemli. Çünkü ulus göleti de bittiğinde ulusun içme suyu ihtiyacını inşallah oradan karşılayacağız. Yani 3 sene 5 sene sonra ulusun önümüzde bir su sorunu gözükmüyor. Büyümeye devam edelim. Şehrimiz ne kadar gelişirse biz bunu hep istiyoruz değil mi? Geliştikçe de bu ihtiyaçlar artacak. Yani daha çok suya ihtiyacımız olacak. Onun için de ulusun göleti de şu anda devlet projesi Devlet Su İşleri tarafından başlandı. 12 trilyonluk bir proje. Çok büyük bir proje parasal olarak baktığımızda. Yine Ulus Çayı projemiz 10 trilyonluk bir proje. O da büyük bir proje. Ve en önemli projeyi söylüyorum size. Bu perşembe inşallah cuma veya perşembe İstanbul'da olacağım.
ulusa TOKİ'yi kazandırıyoruz. Toplu konut kazandırıyoruz ulusa. Projemiz biliyorsunuz yürüyordu. Bu projeyle şu anda önümüzdeki işte birkaç günde randevu bekliyorum. Bilgi döndüklerinde İstanbul'a gideceğiz. TOKİ'nin başkanı ve oradaki yetkililerle son ulusun, çünkü her şeyimiz hazır. Eksiklerimiz birkaç tane var. Onlar da projesi, imarı, her şeyini tamamladı. Şu anda TOKİ Ziraat Bankası'nda hesap açacak. İnşallah oraya hesap yatırdığınız zaman TOKİ'ye ben müracaat ettim diyebilirsiniz. Çoğunuz şunu diyor, bana geliyor, başkanım biz TOKİ'ye müracaat ettik, ne zaman olacak? Ben de diyorum ki, kaç para verdin? Parayı veren düdüğü çalacak. Çünkü para nasıl bir şey? Biliyorsunuz 4.000 lira veya 5.000 lira bankaya yatırılıyor. Bunu büyükşehirdekiler bilir. Eğer konut sayısından fazla kişi müracaat ederse her kuraya gidiliyor. Daha o duruma işte inşallah Ağustos ayında geçirdik. Eylül veya Ekim ayında bunları yaşayacağız inşallah. Şu anda TOKİ'deki durumumuz da bu. Ben çok zamanınızı almak istemiyorum. Çok kıymetli uluslar. 72 yıllık bir ilçedeyiz. 72 yaşımızı tamamladık. Yarın itibariyle 73'e giriyoruz. Allah nice ilçemizin tarihine yakışır, geçmişine yakışır. Böyle bir kültür, doğa şehri olmasını diliyorum. Ulusun bu yaptığımız hizmetlerle çıtasının sürekli yukarıya çıkartılarak ulusta yaşayanların, ulusta geleceği olanların, herkesin artık ulusta projeleri, ulusla ilgili planları olsun istiyorum. Ben buraya 3 sene önce geldiğimde çok kişi bana şunu anlatıyordu. Ben ulusta planım yok. Emekli olursam hemen işte şurada Bartın'da ev aldım. Şurada şunu yaptım. Ben oraları düşünüyorum. Şimdi aynı kişilerle konuşuyorum. Fikirleri değişmeye başladı. Bu beni mutlu ediyor. Çünkü bu ilçe terk edilecek ilçe değil. Biz bu belediye başkanı olurken bir şey söyledim. Terk edilen değil, tercih edilen bir ulus olsun için. Bizim de tüm emeğimiz, tüm gayretimiz, tüm çabamız tercih edilen bir ulus için. Güzel bir ilçemiz var, güzel bir doğamız var, her şeyle çok güzel ortamımız var, huzurumuz var. Ben istiyorum bu ilçedeki herkes barışık yaşasın. Kimse artık gereksiz dedikodularla, yıpratmalarla birbirimizi harcamayalım. Burada çok güzel yapılıyor o. Ama siz olun, büyüklerim olarak, herkesi, küçüklerime de rica ediyorum. Her duyduğunuz dedikoduyu şöyle bir kenara itin. Kardeşim durun. İş yapan her zaman meyveli ağaç taşlanır. Öyle mi? Biz meyve verdiğimizi çok iddia etmiyorum da inşallah meyvelerimizi alacak. Ulusa kalsın. Biz onu alıp götürmeyeceğiz. Benden önceki belediye başkanları alıp götürmediler. Kim buraya güzel hizmet yaparsa bu ulusun olur. Onun için ben hiçbir belediye başkanımın hakkında, benden önce çalışanın hakkında çok böyle konuşmayı sevmem. Hepsinden Allah razı olsun. Ne yaptıysa. Yaptığı kadarıyla Allah razı olsun. İnşallah biz daha fazla yaparız diye. Ta baştan söylemiştim. Biz daha fazla yaparız ama bize de inşallah biri Allah razı olsun der. Bir kişi dese yetiyor bana. Ama herkes derse daha mutlu olurum. Evet, tekrar. Ama hedef büyük ama bizim de yine Allah'ın inşallah bizi anlayan, takdir eden, sağlıklı düşünen biri olur diye düşünüyorum. Hepinize tekrar sözlerimi bitirirken şu kadarını söyleyeyim. 15 Temmuz hadisesi ülkemizi gerçekten yaraladı. 15 Temmuz'un en güzel anını dün yaşadık. Tuttuğumuz demokrasi nöbetlerini taçlandıran yeni kapı mitingini hep beraber seyrettik. Dün biz ilçe halkı olarak da bir kısmımız ulustan Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda da o kadar güzel bir miting yapıldı ki inanın gurur duydum Bartın'ımla da. Ulus'tan da gidenler orada gördüm. Herkesi gördüklerimde gurur duydum. Çünkü biz gerçekten Kadir Çinaz milletiz. Söz konusu bayrak olunca, söz konusu olay vatan olunca siyasi görüşümüz bir tarafa, hep beraber bir olabiliyoruz. Bir olacağız, bir olacağız inşallah. Yeni Kapı mitingine de işte bir kişidir, onu da söyleyeyim iki kelime. Yeni Kapı mitinginde de o bütünlüğü, birliği, beraberliği gördük. Ülkemizin ne kadar bir olduğunda iri oluyor. Bunu gördük. Hep beraber dünyaya gösterdik. Cumhurbaşkanımdan başbakanıma, meclis başkanıma, çok kıymetli ana muhalefet lideri başkanıma, yine siyasi parti liderlerime, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şükran borçluyuz.
Çünkü dünyaya şunu gösterdiler. Türk milletiyle kimse artık oynamasın. Türk milleti dimdik ayakta öyle bizimle artık uğraşmasınlar. Biz dünyaya çok şeyler bırakacak milletiz. Bu dünyanın Kadir Şinaz milletiyiz. Bizim gidecek bir yerimiz yok. Biz bu Anadolu topraklarını, bu misaki milli sınırlarından bizim kimsenin toprağında da gözümüz yok. Biz bu memleketten tüm dünyaya, tüm mazlumlara, bana yardım et diyenlere yardım edecek milletiz. Onun için ben tekrar bu 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü'nün inşallah ilçemizde de çok böyle güzel kutlarız ve ilçemize yeni yeni işte ben geçen de yine bahsettim, yine uzatıyorum, özür diliyorum. Kusura bakmayın, kapatacaktım. Size söz vermiştim burada. Belediyemiz, Fen İşleri ekibi çalışıyor. Ulusumuzun Demokrasi ve Şehitler Parkı 15 gün, 20 gün içinde inşallah kurdele kesecek duruma gelir diye öyle düşünüyorum. 15-20 gün içinde, yani şurada bayramdan önce inşallah ulusumuzun yeni 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nı açacağız. Belediyemizin biliyorsunuz eski binası bu Çınar Kafe'nin önünde güzel bir park inşaatı başladı. Bu da tabii ben demin bahsetmedim. Bizim buna benzer bir sürü parklarımız olacak inşallah ulusta. Ve en son yine buradan emniyet teşkilatına sesleniyorum. Emniyet müdürüm benden bir dilekte bulunmuştu. Ben de emniyet teşkilatıma teşekkür amaçlı emniyet lojmanlarına yeni bir oyun grubu bugün sipariş verdim. İçimizdeki tüm emniyet çalışanlarımıza, ailelerine hayırlı olsun. Onların lojmanlarının bahçesine koyacağız. Bunu da burada müjdelemiş oluyorum. Tekrar hepinize iyi akşamlar, saygılar sunuyorum.
kare içinde bir dolu tenisi. Çanakkale içinde bir dolu tenisi. Analar babalar umudu kesi. Geçtiğime analar babalar umudu.